Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yunus Suresi 61. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tekunu fi şe'nin ve ma tetlu minhu min Kur'an ve la ta'melune min amel illa kunna aleykum şuhuda iz tufidune fi ve ma ya'zubu an rabbike min mithkali zerretin fil ardi ve la fissemâ. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا اَكْبَرْ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ. Evet, hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki, siz ona dalıp gitmişken, biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde, ne de gökte. Zerre kadar hiçbir şey Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük, ne de ondan daha büyük. Ancak bunların hepsi apaçık bir kitaptadır. Evet, bu ayet-i kerimede ne halde bulunursan bulun, o haldeyken Kur'an'dan ne okursan oku, amel olarak ne yaparsanız yapın. Yani işlemiş olduğunuz her şey. Yani çünkü insan ayetin de ifadesiyle yaptığı ne ise kesip olaraktan, onun yanında, o işte kendisinin yanında rehindir. Yani artık o kendi boyunduruğuna, altına girmiştir. Ya o söz kendi boyunduruğundadır ya da kendisi o sözün boyunduruğundadır. Artık o kendisine aittir. Bir sorumluluk durumu söz konusudur. Yani insanın böylece ortaya koymuş olduğu her türlü kesb ya aleyhinedir veyahut da lehinedir. İster o küçük olsun, ister büyük olsun. Burada harika bir ifade var. Yerde ve gökte zerre kadar da olsa hiçbir şey Rabbine gizli değildir. Bunu teyiden yerde ve gökte. Çünkü ya yer ya gök insanın münasebetdar olduğu. Ha, bununla beraber üzerinde duracağım şu. Ondan zerreden daha küçük ve ondan daha büyük ne varsa hepsi kitabı mübindedir. Apaçık bir kitaptadır. Burada ince nokta şu. Şimdi 1400 senedir insanlara, ki bunu biraz daha detaylandıracağım ancak şimdi özet olarak ifade edeyim. 1400 yıldır insanlara mesela maddenin en küçük parçası nedir diye sorduğumuzda hemen hemen herkesin hepsinin ifadesi atomdur der. Hatta bazen çocuklara soruyorum, peki atomun parçaladık mı? Parçaladık. Atomun içerisinde ne var? Nötron var, elektron var, proton var. Üç madde. Bir de şimdiye kadar üç madde biliniyordu. Şimdi bir de şu çıktı ortaya. Nötron, elektron, proton her birinin arasında onu birbirine geçmesini engelleyen tabiri caizse aynen soğanın arasındaki katmanları arasındaki zar gibi. Yani nötronla proton arasında nötron, elektron, proton her birinin arasında da öbürünün arasına geçmeyi, iletişim adeta sürtüşmeyi engelleyecek arada adeta bir zar var. Şimdi ne oldu? Atomu böldük. Oysa Arapçada atomun karşılığı zerredir. Atomun karşılığı zerredir. Şimdi Kur'an-ı Kerim burada kısa söylüyor, uzun olsun. Kur'an veciz söylüyor, çok külli hakikatler çıksın. Kur'an öyle söylüyor ki bütün asırlar ondan istifade etsin. Şimdi peki, yani çocuklar tabii şaşırıyor. Evet doğru hocam, atomu parçaladık. Demek ki maddenin en küçük parçası atom değil. Eskiler buna cüz-ü layete cezza derler. Cüz-ü layete cezza. Parçalanmayan en küçük parça. Ama Kur'an-ı Kerim işte onu şöyle ifade ediyor. Atomun en küçük parça olmadığını ve asgara min zalik ifadesiyle o zerreden, atomdan daha küçük parçacıkların olduğunu böylece 1400 sene evvel daha yeni çıkmış olan, hala bugün bile maddenin en küçük parçası atomdur diyen çocukların bile 1400 sene öncesine baktığımız zaman Kur'an maddenin en küçük parçasının atom olmadığını ifade ediyor. Yani yerde ve gökte zerre kadar, zerrenin karşılığı dediğim gibi atomdur. İster o kadar olsun, ister ondan daha küçük parçacıklar olsun. İşte burada şunu da ifade edeyim. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, Allah kendilerinden razı olsun, bunu eserlerinde esir maddesi olarak zikrediyor. Yani maddenin en küçük parçası olan esir maddesi.
eskilerin dediğim gibi cüz'ül ayete cezza demiş oldu. Parçalanmayan en küçük parça. Demek ki atom parçacıklara ayrılıyor. Bu konuda İslam alimleri de geçmişte çok çalışmış. Mesela İbn Sina, İbn Rüşd, Farabi, İbn Gazali, Cabir, Ebu Bekir gibi. Yani İslam ilim öncülerinin bu konudaki hakikaten şeyleri çok, hizmetleri, gayretleri çok. Onun için maddenin en küçük parçası genel olaraktan esir denilen maddedir. Yani böylece ister insan deyin, hangi madde derseniz deyin, ister kainatın evveline gidin, dünyanın, insanın, varlıkların evveline gidin. Böylece bütün varlıkların evvelinde, ben bunu genel olarak 3 maddede topluyorum. İster buna tohum deyin, ister buna yumurta deyin, ister buna çekirdek deyin. Adına ne derseniz deyin. Bütün maddelerin ana temelinde en küçük parçacık esir denilen parçacıktır. Böylece Allah o esir denilen parçacıktan diğer parçacıkları meydana getiriyor. O parçadan. Esir denilen artık parçalanmayan en küçük parça. Parçalanmayan en küçük parça. Onun içindir ki mesela birkaç yıl evvel atomu parçalamak, o enerji ortaya çok koymak için mesela bir çaba içerisine girildi. Yani ilim ilerledikçe artık insanlık dünyası makro alemden mikro aleme gidiyor. Şimdi makro alemden dünyayı ne yaptı? Deldi atmosferi, dünyanın dışına çıktı insanoğlu. Makro aleme doğru bir seyahat. Ne yaptı? Dev teleskoplarla milyonlarca sene ötesinden gelen ışınların ışınlarını bir derece çekmeye çalıştı, fotoğraflarını vesaire. Aynı şekilde afakta bu olduğu gibi enfüs alemde. Yani dış dünyada olduğu gibi metafizik fizik aleminde olduğu gibi metafizik aleminde, maddede olduğu gibi manada ve böylece mikro aleme doğru inen insanoğlu atomu parçalaya böylece en küçük parçasına kadar ulaşma yoluna gidiyor. Böylece bu nereye kadar gidecek, gitse de işte dediğimiz o son noktaya gelecek, esir denilen madde. Yani artık parçalanmayan en küçük parça. Her şeyin aslı, oluşumu, su da ondan oluşuyor, taş da ondan, bitki de ondan, hayvan da ondan vesaire. Bütün varlıkların oluşmuş olduğu ana madde, ana hamur, çamur, yapı taşı, temel madde, hücresi adına ne derseniz deyin. Böylece o esir denilen maddeden meydana gelmiş oluyor. Allah her şeyi esir denilen, parçalanmayan en küçük parçadan var etmiş, meydana getirmiştir. Onun için maddenin en küçük parçası atom değil, esir denilen maddedir. Onun için Kur'an ve asgara min zalik. Parçalanmayan en küçük parça. Ve asgara min zalik. Asgar. Yani ondan daha da küçük. Mübalağalı ismi fail, bunu Arapça deniliyor buna. Ve asgara min zalik. Sahir kökünden geliyor. Ondan çok çok daha küçük. Ve böylece dediğim gibi atom artık parça parça oldu. Yani demek ilim ilerledikçe sadece 3 tane değil, sadece 3 tanesinin arasındaki zarlarla da değil, gittikçe ilim ilerledikçe böylece kim bilir daha içerisinden, atomun içerisinden ne gibi parçacıklar ortaya çıkmış olacak. İşte onun için ilim hakikati, hakikaten böylece Cenab-ı Hakk'ın kainattaki o kudretini, ilmini, meydana getirmiş olduğu o hikmet cihetlerini de hakikaten ortaya koymaktadır. İşte onun için bu ayet ile Allah maddenin en küçük parçası olan atomu ve atomdan daha küçük parçacıkları olan esir maddesinin varlığını böylece haber vermiş oluyor. Yani Allah'ın kudretinden atom kurtulamadığı gibi en küçük parçacık olan esir denilen madde de onun kudretinden kurtulamaz. İster yerde olsun, isterse de gökyüzünde bulunmuş olsun, fark etmez. Ayetin gramer tahliline bakacak olursak, ma ifadesi nefi edatıdır. Min Kur'an mef'ulun bih'tir. Buradaki min zaidedir. Yani olmadan da mana tamamdır. Ve keza aynı zamanda bu amel mef'ulun bih olmuş olmaktadır. Buradaki amel mef'ulun bih. İlla hasır için. Taksis, yani ona mahsus. Künna cümlesi ise tamelune'deki vav'dan haliyedir. Aynı şekilde devamı olan illa. Bu da fiil-i mazidir. Katsız manasında, kat olmadan. Yani çünkü o faaleye, fiile takaddüm etmiştir. İz zarf-ı zamandır, şuhudene müteallıktır. Miskal ifadesi faildir, min zaidedir. Eskara isim, bu da miskaleye matuf bir isim olup aynı zamanda fetha ile
onun benzeri fetha ile de mecrur olmuş olmaktadır. Yani çekilmesi memnudur. Yine ve ma yazubu cümlesi ise la ta'lemune cümlesine matuftur. İlla fi kitap ifadesindeki illa edat-ı istisnadır, munkatıdır. Bu da aynı zamanda mahsuf olan mübdedanın mahsuf olan haberine müteallıktır ki şu manada. Hiye fi kitap takdirindedir. Yine cümle müstenifedir, şu manayadır. Lakin küllül eşya fi kitap manasında ve takdirinde olmuş oluyor 61. ayeti kerimede. 62. ayeti kerimede ise Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahsanun. Bu birçok ayette de geçer. Hakikaten bir müjde. Ehli imana hakikaten bir müjde. Rabbim inşallah o dostlardan eylemiş olsun. Evet, açın gözünüzü. Yani bir tenbih edatı. Ela, dikkat et. Bakın. Uyanık olun. Açın gözünüzü. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır inşallah. Ne dünyada ne de ahirette. Ne de onlar mahzun olurlar. Ne dünyada onlar için bir korku vardır ne de ahirette mahzun olurlar. Ne ahirette onlar için bir korku vardır çünkü imanları vardır. Ne de inşallah dünya cihetiyle de mahzun olmazlar. O Allah'ın veli kulları, o Allah'ın dostları. Elbette ki onlar tabiri caizse inşallah Cenab-ı Hakk'ın emn ve emaneti altındadırlar. Evet, evliya velinin çoğulu demektir. Allah dostları, Allah'ın sevdiği insanlar, Allah'a yakın olan insanlar, Allah ile beraber olan insanlar, Allah'ın lütuf ve ikramına mazhar olmuş olan insanlar, Allah'ın yasakladıklarından şiddetle kaçıp Allah'tan değil de Allah'a yaklaşan, koşan, kaçan insanlardır. Böylece bu ifade, veli ifadesi, yani teşbih tahta olmasın, bir evin velisi o kişi için ne ise, bir beldenin valisi veli olarak o toplum için ne ise, inşallah Cenab-ı Hak da kendisine yakın olanlar için inşallah bir velidir, bir dosttur, onların sahibidir Allah. Rabbim öyleysin. Evet, hüküm ifade eden ismin tavsifine dair sualler ile ilgili olaraktan burada birkaç örnek almışım. O diğer bir misalde. Mesela ayet selam vermeden ve istinas edilmeden başka bir eve girmeyi men etmektedir. Ebu Eyyub diyor ki, ey Allah'ın Resulü, selamı biliyoruz, ya istinas nasıl olur buyurdu ki, adamın Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber gibi bir şey söylemesi, öksürmek suretiyle hane halkına geldiğini bildirmesidir. Yani önceden haber etme gibi. İkinci bir örnek olarak Muaz ayette emredilen nasuh tevbenin nasıl olacağını sorunca buyurmuşlar ki, kul bulaştığı günahtan tam nadim olur, yani tevbekar. Allah'tan af diler. Sütün memeye dönmemesi gibi, o nasuh tevbesi böyle. Gerçek tevbe böyle. Sütün memeye dönmemesi gibi o günaha dönmez. Mesela İbni Abbas'tan rivayete göre iyi bilin ki Allah'ın velilerine korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. İşte burada ayette geçen Allah'ın veli kullarının tavsifi istenmiş, vasıflandırılması. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam o kimselerdir ki, işte kimlermiş o veliler? O kimselerdir ki görüldüklerinde Allah Teala hatırlanır buyurmuştur. Kimdir veli, Allah'ın velisi? Güzel. O Allah'ın velisi olan insanlar o insanlardır ki onlara bakıldığında Allah hatırlanır. Yani onlar kendilerine bakan kimseye Allah'ın nurunu, feyzini hatırlatmış olur. Evet. Bu örnek İbni Abbas'tan rivayet ile Efendimiz onları o veli olan insanların aslında vasıflarını da anlatmış ve tanıtmış oldu. Evet, dikkat edin, Allah'ın dostları. Demek ki onlar için inşallah sıkıntı yoktur diyor Rabbimiz. Onlar için ne cehenneme gitme korkusu ne de cenneti kaybetme üzüntüsü yoktur. Araf suresi 49 suresindeki ayetle bunu anlayacak olursak, orada girin cennete, sizin üzerinize korku da yoktur, mahzun olmada. İşte böylece Araf 49. ayeti kerime bu ayeti tavzih etmiş oluyor, tafsilatını yapmış oluyor. Kimler için? Girin cennete, sizin üzerinizde korku da yoktur, mahzun olmada. Ne korkacaksınız ne de mahzun olacaksınız. Rabbim inşallah öyle etsin. Bu konuyu Bediüzzaman Hazretleri Telvihat-ı Mektubat adlı eserinde, Telvihat-ı Tis'a adlı eserde 6 sayfa kadar olan o kısımda güzel bir şekilde, yani mesela veli, evliya denilince daha ziyade ehli tarik anlaşılır. Yani ilk etapta o akla gelir.
Onun hakikatını Bediüzzaman Hazretleri kimlerdir Allah'ın dostları? Yani kimlerdir Allah'ı hatırlatan kimseler? Bunu anlatmış oluyor eserlerinin hem Barla Layıkası'nda hem Mektubat adlı eserinde Bediüzzaman Hazretleri 443 ve 44. sayfasında bu meseleyi izah etmiş oluyor. Oradan bakılıp istifade edilebilir. Evet, bu ayetin gramer tahlilinde la havfun aleyhim cümlesi burada innenin haberi olmuş oluyor. La nefi edatı leysenin ameliyle amel etmektedir. Leyse gibi değildir manasına. Havfun ifadesi ise onun ismi olmuş olmaktadır. 62. ayeti kerimede. 63'te ise ellezine amenu ve kanu yettekûn. Evet, 63'te onlar ki iman etmişler ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır. Öncekiyle bağlantılı olarak niye onlar için korku ve yok mahzun da olmazlar? Çünkü onlar Allah'a iman etmişler. Onlar, çünkü iman Bediüzzaman'ın da ifade ettiği gibi bir intisaptır. Ezel ve ebed sultanı olan Allah'a bir mensubiyettir. Birinci cihetle ona mensup olmuşlar. İkinci cihet ile ise haramlara girmeyip yasaklarından sakınaraktan emirlerini vecibelerini yerine getirerekten böylece karşı gelmekten sakınmış olmaktadırlar. Bu vasıflar içerisinde olan insanlar da aynı zamanda o veli ve dost kapsamları içerisine girmiş oluyor. Bu ayette onları beyan etmiş olmaktadır. Nasıl dost olunuru ifade sadedinde. Ellezine mevsul ve müpteda olmuş oluyor gramer kuralı gereği olaraktan. 64. ayette lehumül büşra fil hayat dünya ve fil ahire. Büşra aynen hüsna gibi mübalağalı ismi fail olaraktan. Yani en büyük müjde. Hüsna da en güzel güzellik. Yani onun içindir ki hüsna veya büşra cennet içinde kullanılır. O derece büyük bir müjde ki içerisi cenneti bile kapsayacak bir müjdedir. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُنْدَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ 64'te ise onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. O da abartılı derecede. Büyük müjdeler vardır. Umduğundan daha fazlası. Öyle ki artık kul yeter ya Rabbi diyecek derecede büyük bir müjde. Öyle bir müjde ki her bir mümine inşallah 500 sene genişliğinde hususi bir cennet. Bir de umumi cennet olaraktan ona göre düşününüz. Rabbim nasip etsin. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. Ya bu onun vaadidir inşallah. İşte bu en büyük kurtuluştur. Yani Cenab-ı Hak madem vaat etmiş, o halde vaadini elbette yerine getirecektir. Lehumül büşra ifadesi geçmiş olan ayetteki ellezinenin haberidir. Yani o kimseler ki diye sıfat edilen o dostlar, o Allah'ın dostları, günahlardan kaçınanlar ki işte onlar için böyle dünyada da ahirette de müjde vardır. Fil hayati cümlesi car ve mecrur olmuş olup büşradan hal olmak üzere ona müteallıptır. La tebdile li kelimatillah cümlesi ise müstenifedir. İptidaiye ve başlangıç cümlesidir. Zalikel fevzül cümlesi de onun gibidir. Zamir olan hüve ise mahalli olmayan fasıl zamiridir. Yani öncekiyle sonrakini birbirinden ayırıcı, tafsil edici bir zamir olmuş olmaktadır. 64. ayeti kerimede. 65'te ise وَلَا يَحْسُنْكَ قَوْلُهُمْ اِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا اِنَّ الْعِزَّةِ لِلّٰهِ جَمِيعًا آمَنَّا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Evet Habibim, onların lafları seni üzmesin. Çünkü şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. Şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. İnsanın şanı şerefi de oradan ve ona intisaptan ve mensubiyetten gelmektedir. Allah ile intisabını, bağlantısını, nispetini kesmiş olan bir insan için mefhumu muhalifiyle o insanda şan ve şeref aranmaz. Şan ve şeref o insan için söz konusu değildir. Şan ve şeref Allah'tadır ve Allah'a mensup olanlardadır. O her şeyi işitiyor, hepsini görüyor. Yani sürekli Cenab-ı Hak kendisini semî ve basîr olaraktan tavsif etmiş olmaktadır. Evet, izzet yani Allah'ın, Resulünün ve müminlerinindir. Nitekim Münafıkun suresinin 8. ayetinde de Cenab-ı Hak bunu tafsil etmiş oluyor. İzzet kimin? Allah'ın. Deminki dediğimi burada izah etmiş oluyor. Aynı zamanda onun elçisi olan Resulünün, aynı zamanda onlara tabi olan müminlerinindir. Mefhumu muhalifi nedir?
bunun dışındakilerde izzet ve şeref aramak mümkün değildir. Burada şöyle bir ifade var. İzzetin kimlere ait oluşu konusunda farklılıkların olması ile ilgili olaraktan elbette demin de dediğimiz gibi kaynak itibariyle çıkış Allah'a olan mensubiyetle. Resul nedir? Allah mensuptur. Mümin nedir? Ona mensuptur. O halde ona mensubiyetle böylece kanalından ve esasından izzet diğerlerine de dağılmış oluyor aslı itibarıyla. Yine bununla alakalı olaraktan Yunus suresinin 90. ayetine de bağlantı yaparak biz İsrailoğullarını denizden geçirdik ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet denizde boğulmak haline gelince Firavun gerçekten İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka ilah olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım dedi. İzzetin nereden olduğunu anladı ama iş çoktan geçmiş oldu. O da kendisine bir fayda sağlamamış oldu. Gramer olaraktan ayetteki cümleler müstenifedir. Başlangıç cümlesi, cemian ifadesi de izzet kelimesinden o da hal olmuş olmaktadır gramer kuralı olaraktan. Evet 66. ayette ela inne lillahi men fis semavat ve men fil ard. Ve ma yettebi'ul lezine yed'une min dunillahi şüreka. İn yettebi'une illa zanne ve inhum illa yahrusun. Evet 66. ayette açın gözünüzü dikkat tenbih. Göklerde kim var, yerde kim varsa hep Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a ortak koştuklarına uymuş olmuyorlar. Ancak zanna uymuş oluyorlar ki daha önce de geçtiydi. Zan da kesinliliği ifade etmiyor. Zan tahmini ifade ediyor, şek ve şüpheyi ifade ediyor. Onlar böylece hakikate değil, gerçeğe değil, kendi kafalarında tahayyül ettikleri zanla uyuyorlar ve yalandan başka bir şey söylemiyorlar. Yani doğruyu, gerçeği söylemiyorlar ancak yalanı ifade etmiş, yalandan başka da bir şey belirtmemiş oluyorlar. Evet demek ki 64'te de burada Kadı Beyzavi'de bazı izahlar yapmış. 65'te de hakeza yapılmış. Evet 66'da da demek ki her şey Allah'ındır. Malikel mülk, yetasarrafu fi mülkihi keyfe yaşa. Mülkün sahibi olan Allah kendi mülkünde dilediği gibi tasarruf eder. Evet. Bu ayetle alakalı şu da ifade edilmekte İsrail 57'de. Onların yalvardıkları da Rablerine daha yakın olmak için vesile ararlar ve onun rahmetini umarlar, azabından korkarlar. Oysa o insanların yalvardıkları elbette ki Cenab-ı Hakk'ın dışında bir şey ise bir fayda onlar için söz konusu olamaz. Ve onlar ancak yalan söylüyorlar. O batıl şeylere taparaktan yalanı ifade etmiş oluyorlar 66. ayeti kerimede. Evet ibadet böylece halisen livecillah sadece Allah'a yapılmalıdır. Onun dışında hiçbir şeye ibadet edilmemelidir. Onunla ilgili burada ayet-i kerimeler mevcut olmaktadır. Ki buna taabbudi denilir. Taabbudi. Sadece ve sadece Allah için ibadet etmek. Peki bir insan cenneti kazanmak için ibadet etse olmaz mı? Olur. Cehennemden kurtulmak için ibadet etse olmaz mı? Olur. Ama en halis ibadet ne gözünde cennet sevdası ne de cehennem korkusu olmaksızın halisen li veçilla. Sadece ve sadece. O var, her şey var. Yani Hikeme Ataiyye'nin dediği gibi مَاذَا وَجَدَ مَنْ فَقَدَهُ وَمَاذَا فَقَدَ مَنْ وَجَدَهُ. Yani onu bulan neyi kaybeder ve onu kaybeden neyi bulur? Onu bulan her şeyi bulur. Onu kaybeden ise hiçbir şey bulmadığı gibi bulsa başına bela bulmuş olur. Yani onun için demin de söylediğim gibi izzette, şerefte her şey onun emrinde, emri altında olduğu içindir ki onun ile insanlar kıymet ve değer ve şeref bulmuş olurlar. İzzet de ondan, şeref de elbette ki ondandır. Burada onun taabbudi dediğimiz halisen li veccillah Allah için böylece ona götürmeyen yollardaki başka şeyler için yapılan ibadetlerin veya kullukların vesaire adına ne derseniz deyin onların bir mana ifade etmediğini ayet-i kerime beyan da etmiş olmaktadır.
Men ifadesi innenin ismidir. Fis semavat ve car ve mecrur olmuş olup mukadder sırası sılasına müteallittir. Ve ma yettebiyü ifadesindeki vav müstenife iptidaiye ve başlangıç cümlesidir. Ma ismi istifham ve yettebiyonun mef'ulün bihidir. Min dunillah car ve mecrur olmuş olup şürekadan hal olmak üzere ona müteallittir. Şüreka kendi içerisinde yed'unenin mef'ulüdür. İn nefi edatıdır. Çünkü bazen ma gibi in de nefi edatı gelir. Bunu daha ziyade nereden biliyoruz? Kendisinden sonraki gelen illadan anlamış oluyoruz. İn buradaki illadan acaba bu şart edatı mıdır yoksa nefi edatı mıdır olduğunu daha sonraki gelen illa istisna edatından daha iyi anlamış oluyoruz ki o zaman demek ki buradaki in nefi edatı olmuş oluyor. Cümle de o inhum illa yahrusun cümlesi de müstenifeye matuf olan cümledir. Yahrusune ise hümün haberi olmuş olmaktadır 66. ayeti kerimede. 67. ayette Hüvellezî ceallekumul leyle litesgunu fîhî vel nehâre mubsirâ inne fî zâlik le âyâtin li kavmin yesmaûn. Evet, o öyle bir Allah'tır ki içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi, göresiniz diye de gündüzü yaptı. Yani Allah bundan bahsediyor. Acaba ne kadar önemli diye isterseniz tersinden de düşününüz değil mi? Hadi gece olmamış olsaydı. Hadi düşününüz. Zaten insan bazen birkaç saat tarlada, bağda, bayırda vesairede çalışınca bitiyor değil mi? Demek ki uyku olmasaydı, dinlenme olmasaydı, gece olmasaydı varın siz insanın halini düşünün değil mi? Yani uykunun ne kadar büyük bir nimet olduğu anlaşılmış oluyor. Sizin için geceyi göresiniz diye de gündüzü yaptı. Gündüz için de aynı öyle. Hep gece kalsaydı o zaman bize gündüzü kim getirecekti? Elbette bunda söz dinleyecek olan bir kavim için ayetler, ibretler vardır. 67. ayeti kerimede. Evet, Cenab-ı Hak kudretiyle insanın istifadesine kainatı adeta bir sofra şeklinde yani sükunet bulmak, sekinet bulmak, rahatlamak ve göz açıp rahatlıkla hareket etmek için demek ki gece ile gündüzü iki lamba gibi insanın birisi gece lambası, birisi gündüz lambası gibi iki lamba olarak başımızın üzerinde asmış ve insanlar ta ki ona bakıp da ondan ibret ve ders çıkarsınlar diye. Değil mi? Güneş bir saniye bile milyarlarca yıldır bir saniye bile sapmıyor. Aynı adam yıllar öncesinden takvim yapıyor. İşte güneş falan tarihte, falan yılda falan sabahleyin şu saatte doğacak, şu saatte batacak. Bitti. Saniye sapma yok. İşte burada büyük bir ibret ve ders var. Burada belagat kuralı gereği olarak mecaz-ı akli ile ilgili ayetler mevcut. Biz burada konumuzla ilgili olaraktan gündüzü görücü, aydınlık kıldı ayetinde mecaz-ı akli vardır. Bu bir şeyi zamanına isnat etme türündendir. Çünkü gündüz görmez, o vakitte görülür. Yani o görme vaktidir. Böylece mecaz-ı akli olaraktan bu ifade edilmiş oluyor. Mecazın diğer örneklerini de iki sayfa olaraktan almış oldum. Buradaki belagat kuralı gereği olaraktan. Evet, ayette geçen sebete ifadesi çalışmayı işi bırakmak manasına, sabit olmak, durmak manalarına gelmiş oluyor. Mesela seyahat ise seyahati kesti veya saçını tıraş etti, burnunu kesti gibi genel olaraktan çalışmakta hareket halindeki olan bir şeyin sabit, subut etmesi, durmuş olması, bırakılmış olması anlamına geliyor ki Kur'an-ı Kerim'in bu ayetlerinde de o mevcut olmuş olmaktadır. Yine teskin ifadesiyle de Kur'an'da teskin ifadesi dört şekilde tefsir ediliyor. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. Karar kılma, bulma, nüzul, inmek, konmak, konaklamak, yerleşmek, ünsiyet bulmak, teselli bulmak, İtminan, mutmain, huzur ve sükunet bulmak gibi bu ayetlerde de geçtiği üzere bu manalarda teskin ifadesi, sükunet bulmak, sakin olmak manaları bu anlamlara da gelmiş olmaktadır 67. ayeti kerimede. Bunun gramer tahliline bakacak olursak burada da ceale'nin mahsuf olan yani muzlimen şeklinde mahsuf olan ceale'nin ikinci mef'ulüdür. لِاَنْ تَسْكُنُ مَفْعُ مَسْتَرِ مُؤَوَّلْ olup aynı zamanda cealeye müteallik lam ile mecrur olmuş olmaktadır.
وَالنَّهَارَ مُبْصِرَ ifadesi ise, ifadesindeki nahar ise bu leyle matuf olmaktadır. Ve mubsiren bu da muzdimene matuf olmaktadır. Karanlık mukadder olan muzdimene matuf olmakta atfedilmektedir. Yine böylece vav iki mamule yani atfedilmiş olmaktadır. Yani böylece iki mamul üzerine vav ile atfedilmiş olmaktadır. Amili ise, yapmış olduğu amel ise, her ikisindeki ameli ise tek olmuş olmaktadır. Ki bu manada takdiri kelam şöyle olmuş oluyor. Hüvellezi ceale lekumul leyle muzlimen takdirinde liteskunu fihi ve nahare mubsiren litetaharraku fihi. Orada hareket edesiniz, gezesiniz, tozasınız, işlerinizi yapasınız. Yine muzlimen burada niye hasfedilmiş oluyor? Mubsirene delalet etmesi için. Evet. Aleyhi. Burada da ne yapmış oluyor? Litetaharrekü hasfedilmiş oluyor. Bu da niçindir? Liteskunu'ya delalet etmesi için. Yani bu gramerin farklı yönlerdeki takdiri ve tayini belirlemesi olmuş oluyor 67. ayette. Evet, 68'e gelecek olursak Kâlûttehazallâhu veledâ subhâne. Kâlûttehazallâhu veledâ subhâne. Huvel ganî lehu mâ fissemâvâti ve mâ fil ard. İn indekum min sultânin bihâzâ etekûlûne alallâh mâ lâ ta'lemûn. Evet, 68'de dediler ki Allah kendine çocuk edindi, haşa. Yani Yahudiler Üzeyr Allah'ın oğludur veya melekler Allah'ın kızlarıdır. Hristiyanlar da İsa ibnullah, İsa haşa Allah'ın oğludur dediler. Allah çocuğunu edindi dediler. Daha önce de detaylı anlattığım gibi kendilerine yakıştırmadıkları eş ve çocukları haşa Allah'a yakıştırıyorlar. Bir de Yahudilerin yaptığı garabete bak. Yani Allah'a zayıf olan kızları isnat ediyorlar, oğulları da kendilerine bırakıyorlar. O böyle şeylerden münezzehtir. O müstağnidir, beridir. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. Bu hususta elinizde hiçbir delil yoktur. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz? Yani neden böyle bir yalan iftira içerisinde bulunmuş oluyorsunuz diye bir tenbih, bir uyarıda bulunmuş oluyor. Evet, genel olarak ayetlerde Sübhaneke ifadesi, geçen Sübhane ifadesi, Sübhane ifadesi, bunun başında mukadder bir Üsebbiyu Sübhane veya Nüsebbiyu Sübhane vardır. Sübhane genel olaraktan ne kadar eksik, kusur, noksanlık varsa bütün onlardan Allah'ı beri kılmak, münezzeh kılmak uzak oldu. Yani Allah için Allah'a yakışmayacak, yakıştırılan ne kadar yakışıksız şeyler varsa bütün onlardan Allah münezzeh ve beridir. Onlardan uzaktır. Ne kadar olumsuz, haşa zulüm gibi, haksızlık gibi, evlat gibi yakıştırılmaya çalışılacak şeylerden Allah beri ve uzaktır. İşin garibi, Allah'ın ona ihtiyacı yoktur. Onları yaratan, onların ihtiyacını veren zaten kendisidir. Kendisi haşa muhtaç olmayan kendisi, niye başkasının kendisi için böyle bir isnadına ihtiyaç duysun ki? Onun için Cenab-ı Hak bütün bu olumsuzluklardan ve uygunsuzluklardan beri olduğunu ve onları tenkit ederekten, bilmediklerinden, cehaletlerinden kaynaklanmış olaraktan böyle bir isnatta bulunduklarında onlara ifade etmiş oluyor Rabbimiz. Bu ayetin gramer tahlilinde Sübhane naib-i mef'ulü mutlaktır. Demin dediğim gibi Nüsebbihu Sübhane. Yani biz veya Nüsebbihu Sübhane veya ben oradaki takdir ile değişmiş olur. Cümle müstenifedir. Hüvel ganiyyü cümlesi bu da Sübhanehu'daki ha'dan hal olmaktadır. Lehu ma fissemavati cümlesi de bu da aynı şekilde ganideki zamirden hal olmuş olmaktadır. İn indeküm min sultanin cümlesi müstenife iptidaiye ve başlangıç cümlesidir. Demin de dediğim gibi in nafiye nefi edatı olmaktadır. Ve sultanin bu da mübtedadır. Ve min zaidedir, ziyadelik bildiriyor. Yani olmadan da mana tamam olmuş olur. Etekulûne cümlesi müstenifedir. Ma mevsul mevsule vasıl edatı ve aynı zamanda mef'ulün bih olmuş olmaktadır. 68. ayeti kerimede. 69. Kul innellezîne yefterûne alallâhil kedibe lâ yuflihûn. Şurada ince noktayı da söyleyeyim. Zaten burada yefterûne söylüyor ancak mesela kezip yalan ifadesi ala ile gelirse o zaman yine o
yefteru gelmeden de iftira manasını ifade etmiş oluyor. Yani burada da o zaman şunu da ekleyebiliriz. İftira üzerine iftira yapıyorlar, Allah'a isnat ediyorlar manasını da burada verebiliriz. De ki Allah'a iftira edenler elbette felah bulmazlar, kurtuluşa ermezler. Çünkü tahammül edilemez bir şey. Çünkü hukukullah'a bir tecavüz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasına tecavüz. Çünkü bütün Allah'ın kendi dışında yaratmış olduğu bütün varlıklar, taşından bitkisine, hayvanından insanına, meleğinden cinnine, hepsi Allah der iken hepsini tekzip edip yalanladığı içindir ki bütün Allah'ı tasdik edip ilan eden insanlara, varlıklara böylece o insan iftira etmiş olmakla cürm-ü azimi, inne şirkele zulmün azim, büyük bir şirk zulmü işlemiş olmaktadır. Bunu yaparaktan o artık onlar için bir kurtuluş yoktur. Allah yine kendisi buyuruyor. İnne Allah la yağfiru en yüşrike bihi ve yağfiru maduna zalike limen yaşa. Allah kendisine eş ve ortak koşulmanın dışında dilerse diğer günahları affeder. Bu ne demektir? Yani kendisine eş ve ortak koşulmayı asla ve asla affetmeyeceğin Rabbimiz bizzat kendisi ifade ediyor. La yuflihune cümlesi haberdir. Aynı zamanda ref mahallindedir in. Evet, yani demek ki felah bulmaları, kurtuluşa ermiş olmaları onların mümkün olmadığını Rabbimiz ifade ediyor. Ve son ayet olan 70. ayete gelecek olursak. Meta'un fid dünya, thumme ileyna merci'uhum, thumme nuziquhumul azabe şedide bima kanu yekfurun. Evet, dünyadaki zevkler çabuk biter. Sonra dönüşleri bize olacaktır. Daha sonra da İnkar ettiklerinden dolayı o çetin azabı biz onlara tattıracağız. Onları böyle çetin bir azap beklemiş olmaktadır. Yaptıkları tabii öyle büyük bir bedel ister. Yani kuru kuruya böyle bir şey yap da neticesiz kalmış olsun. O halde dünyada zillet, ahirette de en büyük bir illet olarak tedavisi mümkün olmayan böyle bir illete onlar düçar olacak. En sonu oraya vararaktan yapmış olduklarının cezasını cehennem hapsi ile de tatmış olacaklardır. Ve gramer olaraktan meta ifadesi mahsuf bir mübtedanın haberidir ki zalike meta takdirindedir. Fid dünya car ve mecrur olmuş olup meta'nın sıfatına müteallıktır. Thümme ileyna merciyum cümlesi ise zalike meta cümlesine matuftur. Thümme zuykuhum cümlesi ise bu da ileyna merciyum cümlesine matuf olmakta, atfedilip onunla bağlantı kurmaktadır. Ma bi makanu'daki ma ise mastariyedir. En ve ma mastar olaraktan gelir. Mastar ve mecrur olmuş olup nuziquhuma müteallik olmakta, ona taalluk edip bağlantı kurmuş olmaktadır. Elbette ki en doğruyu Allah bilir. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.